Merhaba arkadaşlar. İnsanlığın ilk dönemleri ünitesine devam ediyoruz. İlk insan yerleşimleri coğrafyadan etkilendiği gibi yaşanılan coğrafya insanların daha sonra kurduğu siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal yapılar üzerinde de oldukça belirleyici olmuştur arkadaşlar. Dünyanın ilk yerleşim yerleri yani tarımın ve yerleşik yaşamın başladığı bölge bereketli hilal denilen Kuzey Mezopotamya yani Yukarı Mezopotamya'dır. Tabii bu bölgede yerleşik yaşama geçildi diye dünyanın her yerinde tarımsal üretim başlamadı. İşte Orta Asya gibi bozkırlarda örneğin uzun süre göçebe yaşam sürmüştür. Çünkü coğrafya tarıma olanak vermemiştir. İlk çağ toplumlarını değiştiren bir başka etmen göçlerdir arkadaşlar. Bu dönemde insanlar ekonomik sorunların artması, iklimdeki değişikliklerin hayatı zorlaştırması, bulundukları bölgelerin başka güçler tarafından ele geçirilmesi ve yine özellikle inançlarından ötürü baskı görmeleri gibi nedenlerle farklı bölgelere göç etmişlerdir. Bu göçlerden en önemlisi Ege göçleridir ilk çağda. Yunanistan'a Doğu Avrupa ve Balkanlardan gelen Dorlar, buradaki Mikenleri yani Akaları Anadolu'ya sürmüştür. Mikenler de Batı Anadolu'da İyonya uygarlığını oluşturmuşlardır. Milattan önce 1200'lerde. Yine Makedonya civarından gelen Trak kabileleri de Orta Anadolu'ya yerleşerek Frig uygarlığını oluşturdular. Ege göçleri Suriye ve Mısır'a kadar uzanmıştır arkadaşlar. Böylece bu bölgelerin etnik ve kültürel yapısı değişmiştir. En önemli sonucu ise Hitit İmparatorluğu'nun parçalanmasıdır. Ege göçlerinin en önemli sonucu. Hititler bu göçlerden sonra güneye çekilerek, Güney Anadolu'ya çekilerek burada Melit, Tabal, Kumluh gibi şehir devletleri kurmuşlardır. Bunlara geç Hitit devletleri denilir. Malatya ismi bugün örneğin aslen Hititçedir. Melit isminden gelmektedir. Dini nedenlerle yapılan göçler ilk çağda genelde Yahudi sürgünleridir arkadaşlar. Yahudiler Mısır'dan gelip Filistin'e yerleştikten sonra burada devlet kurdular. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman zamanında ki bu liderler hem peygamber hem de devlet başkanıydılar. Bu dönemde güçlendiler. Onların ardından İsrail ve Yahudi devletleri olarak ikiye ayrıldılar. İsrail devletini Asurlular yıktı. Yahudi devletini de Babil hükümdarı Nabukadnezar yıktı. Ve yine buradaki Süleyman mabedini de tahrip etti. Yahudileri de Babil'e sürgün etti yani başkentine. Burada kimini köleleştirirken kiminin de ticaret kabiliyetlerinden yararlandı. Daha sonra Persler Babilleri yenip Babil'i ele geçirince Yahudileri tekrar Filistin'e gönderdiler arkadaşlar. Burada 200 yıl kadar yaşadıktan sonra Romalıların Filistin'i ele geçirmesinden sonra onlara baş kaldırdılar. Bunun üzerine bu sefer de Roma İmparatorluğu tarafından Roma egemenliğinde bulunan değişik yerler yani İspanya'dan İngiltere'ye ve Rusya'ya kadar birçok yere sürgün edildi Yahudiler. Bu sürgünlerden dolayı tarih boyunca hemen her yerde Yahudi olmuştur. Bir başka dini kaynaklı göç ilk Hristiyanların Roma baskısından yine kaçarak Anadolu'ya sığınmalarıdır. Hazreti İsa biliyorsunuz Filistin bölgesinde yaşamıştır ve Hristiyanlık da burada doğmuştur. Zamanda Hristiyanların sayısı artınca Yahudiler ve Romalılar bunları tehdit olarak görüp baskı uygulamış. Hristiyanlar da ilk olarak Anadolu'ya göç etmişlerdir. Bugünkü Antakya ve Kapadokya bölgelerine olmuştur bu göçler. Bugün Ürgüp Göreme'de bulunan yeraltı şehirlerini de burada gizlenerek ibadetlerini özgürce yapmak için ilk Hristiyanlar inşa etmişlerdir. Örnek soru bir de bu inanç nedenli göçlerle ilgili tarihin değişik dönemlerinde Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların benzer göçlerinden örnek verilmiş. Buradan hangi yargılar çıkar? Farklı inançlara karşı hoşgörüsüzlük olduğu çıkar. Birinci öncül var. İnanca yönelik baskıların göçlere neden olduğu zaten çıkar. Üçüncü öncül ise bir genelleme yapmış. Bu genelleme yapılamaz. Yanıt 1 ve 2 yani Bursa seçeneği olacak. İkinci sorumuz da Ege göçleriyle ilgili bir soru. Verilen bilgiden çıkarılabilecek yargı
İyonların ve Friglerin Anadolu'nun siyasi ve etnik yapısını değiştirdikleridir. Diğer öncüler bu bilgiden çıkmaz. Zaten doğru da değillerdir tarihsel olarak. Yanıtımız A seçeneği olur. Buradaki haritamız Kral Yolu'nu gösteriyor. Yani Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticaretin gelişmesini sağlayan ticaret yolu, Kral Yolu. İlk çağın tüccar kavimlerine bakalım arkadaşlar. Asurlular ülkeleri tarıma elverişli değil. Bu yüzden Anadolu ve Suriye'de ticaret amaçlı koloniler kuruyorlar. Kurdukları bu kolonilerdeki ticaret merkezlerine yani pazar yerlerine Karum adını veriyorlar. Bu kendi dillerinde liman anlamına geliyor. Anadolu'da Yozgat ve Kayseri'de Karumlar kurmuşlardır. Asurlar. Kayseri Kültepe höyüğünde çıkarılan şehirde Asurların Kaniş adını verdikleri bir Karum'dur. Burada Asur çivi yazısıyla yazılmış yüzlerce kil tablet bulunmuştur. Bunlar Anadolu tarihinin ilk yazılı belgeleridir arkadaşlar. Bir diğer tüccar toplum Ferikeliler Doğu Akdeniz'de şehir devletleri olarak örgütlenmişler. Sami kökenli bir kavim yani bugünkü Araplarla aynı kökenden Fenike alfabesini buluyorlar ve bu alfabeyi yaptıkları deniz ticareti sayesinde Yunanlar, İyonlar, Lidyalılar, Frigler ve Romalılar da kullanıyor. Yani Anadolu uygarlıklarından İyonlar, Frigler ve Lidyalılar harf alfabesini, Hititler ve Urartular ise çivi yazısını kullanmıştır arkadaşlar. Lidyalılar zaten ticaret deyince akla ilk gelen Anadolu uygarlığı, hatta paranın da mucidi olarak dünya ticaretinin de gelişmesini sağlayan çok önemli bir uygarlık. Parayı yani madeni parayı, sikkeyi icat etmelerinde ticaretin gelişmesi etkili oluyor. Ancak ticaretin gelişmesi de tabi Gediz ve Küçük Menderes arasındaki verimli topraklara egemen olmalarından kaynaklanıyor. Bol miktarda üretip bunları satıyorlar. Madeni parayı icat etmelerinde bu bölgede önemli altın madenlerinin de olması etkilidir. Başkentleri Sardes'ten Asur başkenti Ninova'ya kadar uzanan kral yolunu oluşturmuşlardır ticaret yaparak. İpek yolu da ilk çağın sonlarından itibaren canlanmaya başlamıştır. İpek yolunun canlanmasında Hunların Orta Asya'nın güvenliğini sağlaması ve bir diğer tüccar topluluk olan Soğutların çabaları etkili olmuştur arkadaşlar. Kimdir bu Soğutlar? Soğut, Aral Gölü'ne dökülen Amuderya ve Siriderya arasında kalan bölgenin ilk çağdaki adıdır arkadaşlar. Buraya Orta Çağ'da Maveraün Nehir denilmiştir. Soğutlar, Hindistan, Çin, Orta Asya ve İran arasındaki kültürel etkileşimin sağlanmasında etkili olmuşlardır. Bu da bir diğer tüccar kavimdir ilk çağda. Üçüncü örnek sorumuz deniz ticaretinde gelişen devletleri soruyor. Fenikelilerle başlayan deniz koloniciliği Orta Çağ'da yine Akdeniz'de Venedik ile Ceneviz ve Napoli, Yeni Çağ ve Yakın Çağ'da ise okyanuslarda Portekiz, İspanya, Hollanda ve İngiltere tarafından sürdürülmüştür. Yanıtımız deniz ticaretidir, C'dir. Bu sorumuzda yine Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ticaretin her dönemde devam etmesinin nedenleri soruyor. Birinci ve ikinci öncül ticareti kolaylaştırır. Üçüncü öncül ise ticareti engeller. Yani aralarında siyasi sorunlar bulunuyorsa ticaret de yapmayacaklardır. Dolayısıyla yanıt C olur. Beşinci sorumuz ticaretin başlamasında etkili olan faktörleri soruyor. Ticaret ihtiyaç fazlası üretimin yani artı ürünün doğrudan bir sonucudur. Ticaretin başlaması için bir yerde siyasi örgütlenmenin başlamış olmasına veya maden işlemeciliğinin gelişmesine gerek yoktur. Bunlar olmadan da ticaret yapılabilir. Yanıt A olacaktır. Yani yalnız bir. Uygarlık farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşur arkadaşlar. Yani bir sentezdir uygarlık. Farklı kültürlerin bir araya gelmesi veya birbirinden etkilenmesi göçler, ticaret ve savaşlarla da mümkündür. Hepsi de mümkündür. Dolayısıyla yanıt E seçeneği olacaktır.
Evet, kara ticaret deyince aklımıza Asurlar ve Lidyalılar gelecek arkadaşlar. Mezopotamya'da kurulan ve kara koloniciyi yapan uygarlık Asurlardır. Yanıt Ceyhan olur. Bu sorumuz da Lidyalıları soruyor. Lidyalıların kral yolu üzerinden yaptıkları ticaret kültürler arası etkileşime neden olacaktır. Ticari hayatın canlanmasına da sağlar ama Mezopotamya'nın yazıyla tanışması Sümerler dönemindedir. Bunun Lidyalılarla ilgisi yoktur. Yanıt 1 ve 3 yani D olur. Burada yine öncüllü bir sorumuz var. Bilgi birikiminin aktarılmasını kolaylaştıran faktörler neler olabilir? Yazının bulunması olur. Ticari hayatın gelişmesi de bilgi birikiminin toplumdan topluma aktarımını sağlar. Özel mülkiyet kavramının doğması bilgi aktarımının değil, miras aktarımını kolaylaştırır arkadaşlar. Bu olmaz yani. O halde yanıtımız 1 ve 2 yani C seçeneği olur. Bu sorumuzda Fenikelilerin hangi özelliğinin yaşadıkları coğrafyanın ekonomik yönden yetersiz olmasının bir sonucu olduğu soruluyor. Yaşadıkları bölgede tarım alanları az. Bu da ekonomik açıdan zor durumda kalmalarına neden olduğu için koloniler kuruyorlar arkadaşlar. Yanıtımız C olacaktır. 11. örnek sorumuz. Kültepe'de bulunan Asurlulardan kalan kil tabletlerde çoğunlukla ticaretle ilgili bilgiler var. Bu neyi gösterir diyor. Asurluların Anadolu ile ticaret yaptıklarını gösterir. Yazının ticari ilişkileri kolaylaştırdığını da gösterir. Ancak Asurluların Anadolu'yu idari yönden kendilerine bağladıklarını göstermez. Niçin? Çünkü bu koloniler ticaret kolonileridir arkadaşlar. Yani ticari amaçla kurulmuş kolonilerdir. Siyasi amaçla sömürmek için kurulmuş koloniler değillerdir. Asur koloniciliği Anadolu halklarının da dolayısıyla bağımsızlığını etkilememiştir. Yanıt 1 ve 3 olur. C seçeneğidir. Burada da tüccar topluluklar soruluyor. Fenikeliler, Asurlar, Soğutlar ve Yunanlar tüccar topluluklardır. Hititler daha çok askeri kabiliyetleriyle ön plana çıkmış tam bir demir çağı uygarlığı, tam bir demir çağı imparatorluğudur arkadaşlar. Yanıt E olur. Ödev testimize geçtik. İlk soruda dikkat etmemiz gereken ticaret merkezi kavramı. Bir yer nasıl ticaret merkezi olur? Orada ticaret gelişmişse ticaret merkezi olur. E seçeneği Anadolu'nun verimli topraklara sahip olmasından kaynaklanmıştır. Bir ticaret merkezi olduğuna kanıt olarak gösterilemez. Yanıt E'dir. İkinci sorumuz yine Anadolu'da bu sefer kültürel gelişimin nedenlerini soruyor. Kültürel gelişim göçler ve ticari ilişkilerle artar. İnsanların gelir düzeylerine göre sınıflara ayrılması yani sosyal eşitsizlik kültürel gelişime katkı sağlamaz arkadaşlar. E seçeneği de ticareti kolaylaştırması ve yine Anadolu'ya yapılan göçlerin nedeni olmasından ötürü kültürel gelişime ortam hazırlamıştır. Yanıt Denizli seçeneği olacak. Üçüncü soru İyonlarla ilgili, İyonyalılarla ilgili ticaret kolonileri ve şehir devletleri kurmuşlar diyor. Hangi yargılar çıkar buradan? Siyasal birlik içinde oldukları çıkmaz. Tam tersine siyasi birlik yok. Çünkü şehir devletleri halinde örgütlenmişler. İkinci ve üçüncü öncül aynı şeyi söylüyor. Kolonicilik kültür aktarımını sağlar. O yüzden 2 ve 3 yani D seçeneği doğru yanıtımız. Yine İyonyalılarla ilgili sorumuz şehir devletleri diyor. Birinci öncüle ulaşılır. Siyasi birlik kuramamışlardır. Çünkü siyasi birlik yok. Şehir devletleri demek siyasi birlik yok demek. Merkezi krallık demek siyasi birlik var demektir arkadaşlar. İkinci öncül zaten var. Zenginleşince siyasi güç ve itibar artar. Yani ye kürküm ye misali. Üçüncü öncül buradan çıkmaz. Uğraş alanlarının yönetim biçimini etkilediğini bu bilgilerden çıkartamayız. Yanıt D seçeneği yani 1 ve 2 olacaktır. Yine Asurlar ve kil tabletler ve Kültepe. Anadolu ile kültürel etkileşim yaşanmıştır. Birinci öncül var. İkinci öncül yine bir genelleme. Genellemelerden kaçınmalıyız sosyal bilimlerde arkadaşlar.
Buradan çıkmaz zaten bu yargı. Üçüncü öncül de bu bilgiden doğrudan çıkmasa da dolaylı olarak çıkar. Sonuçta bunlar kara ticareti yapıyor. Coğrafi yakınlık olmadan kara ticareti yapılmaz. 1 ve 3 diyoruz o halde. Yanıt D seçeneğidir. Ticaretin sonuçlarından devam ediyoruz. Kültürel etkileşime neden olur. Devletin gelirlerini de artırır. 3 öncül de vardır. Yanıtımız Edirne olacak. İyonlarda bilimsel gelişmenin nedenleri soruluyor sorumuzda. Hangisi etkili olmamıştır? Yunanistan'dan göç edenler tarafından kurulmuş olması etkili değildir arkadaşlar. Çünkü bilim ve felsefe İyonya'da doğup Yunanistan'a oradan geçmiştir. Özgür düşünce ortamı ve zenginlik bilimsel gelişmelere ortam hazırlar. Diğer seçenekler bunu belirtiyor. Yani yanıtımız etkisi olmayanı sorduğu için E olacak. Sekizinci sorumuza bakıyoruz. Asurların ticaret kolonileriyle ilgili sorumuz yine. Bu ticaret Anadolu'yu yazı ile tanıştırmıştır ve Mezopotamya ile Anadolu arasında kültürel etkileşim yaşanmasına neden olmuştur. Ancak Anadolu halkı zaten teokratik bir yönetime sahipti. Bu ticaretin bir sonucu değildir. Yanıt 1 ve 2 yani Diyarbakır olacak. Fenike alfabesi niçin yayılmıştır diğer uygarlıklara? Çünkü Fenikeliler kolonicilik yapmışlardır. Ticari etkileşim kültürel aktarıma veya kültür aktarımına neden olmuştur. Yanıt A'dır. 10. sorumuz kolay bir bilgi sorusu. Para ve kral yolu Lidyalıların uygarlık tarihine katkısıdır. Çivi yazısı Anadolu'da değil Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Yanıtımız Diyarbakır olur 1 ve 2. Kitlesel göçlerle ilgili sorumuz hangisi bu göçlerin nedenlerinden biri olamaz? Ekonomik sorunlar, dini baskılar, siyasi çekişmeler ve iklim koşullarından kaynaklanan sorunlar hep göçlerin nedenleridir. Ticari faaliyetleri sürdürmek için ise göç edilmez, kolonicilik yapılır. İkisi ayrı şeylerdir. Yanıt C olacaktır. Öncüllerde verilenlerden yalnızca İbraniler inançlarından ötürü tehcire yani zorunlu göçe maruz bırakılmışlardır. Babililer ve Romalılar tarafından yanıtımız B olacak. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da tarihi çağların başlamasını sağlamıştır? Yani hangisi Anadolu'yu yazı ile tanıştırmıştır diyor. Yanıtımız Asurlular olacak. Bursa şıkkı yani. Son olarak Lidyalıların parayı kullanmalarının yararlarını soruyor arkadaşlar. Ticari faaliyetler kolaylaşır tabii ki. Bu doğrudan etkilidir. Ticaret ile uğraşan devletlerin sayıca artması ise olsa olsa dolaylı bir etki olur. Zaten ticaretle uğraşmayan devlet olmaz. Yanıtmaca bir öncül bu. Üçüncü öncül özel mülkiyet kavramının ortaya çıkması. Bu ticaretin doğrudan da dolaylı da bir sonucu değildir. Yerleşik yaşama geçmenin bir sonucudur arkadaşlar. Yani yanıtımız yalnız bir A seçeneği olacak. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.